Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız, Orjinal Matematik yayınlarının yeni çıkarmış olduğu polinom parabol fasükülünün çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık fasükülümüzün son testi bu. 189 ve 190. sayfaları. Aslında ben bunu çekmiştim ama şöyle bir kaza olmuş. Ee, çektiğim videoyu çekiyorum sanmışım ama çekmemişim. <laughs> yani rekorda basmamışım. Off the record olmuş. Öyle olunca bizim şey video boşa gitti. Araya da bir sürü iş girince bu bir tane nazar boncuğu kaldı. Şimdi o nazar boncuğunu da e, bugün bir öğrenci sıkıştırınca tamam olan dedim çekiyorum. Seni mi kıracağım? Şimdi 189 ve 190. sayfaların çözümlerini de beraber yapalım isterseniz. Şimdi parabol, parabol bilgisini hatırlayalım. Bir kafamıza şöyle bir parabol fasikülünü açalım. Yani şöyle ben her zaman şöyle söylüyorum öğrenciye. Kafanızda hep böyle bir hücremiz sistemi olsun. Konu başlıkları belli olsun. Karşısında parabol mi çıkıyor? Hop beyninden parabol Klasörünü açıyorsun, cık 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 bakıyorsun falan böyle. Şimdi ben de öyle yapıyorum. Hmm, polinom, fa parabol fasikülünü çıkartıyorsun kafamızdan, parabol bilgileri döküyorsun ortaya. Yani o esnada hızlıca şey yapalım, kafamızı ona adapte edelim, tamam? Hadi bakalım. Kısa kenara bir birim, uzun kenarı da iki birim olan bir dikdörtgenden baslıyor. İki tane eş dikdörtgen var. Şurası bir, şurası bir, şurası iki, şurası iki. Bakın, benim fix söylediğim şey var. Parabolle çokgenin kesiştiği nokta şöyle gözücüyle de bir baktım kaydediyor muyum diye sonra ikinci kez aynı hata yaparsam hani, o, hani bir insan bir hatayı akıllardan bir hatayı bir kere yaparmış derler ya aynı hatayı ikinci kez yapmayalım gözün seveyim. Neyse soruya geri dönelim şimdi. Ee, bir e, parabolle bir çok aynı anda şekil üzerinde olduğu durumlarda ben hep bunu söyledim size. Parabolle çokgenin kesiştiği nokta canımız ciğerimiz. O noktalarda bir soruya başlarız. Mesela şu nokta benim canım ciğerim. Kaç mesela o nokta? Apsisi bir ordinatı 2 olan bir nokta. E, bu ne demektir? Senin parabol fonksiyonu sağlayacak bir noktadır. T noktası içinde tepe noktası demiş değil mi? T zaten tepe noktası ama biz yine de bakalım kontrol edelim. O zaman benim parabolümüzün tepe benim taraf konuşamadım. Benim parabolüm tepe noktası da apsisi 3 ordinatı 1 yani 3'e 1 noktası. O zaman ben bir tane parabol diyordum hani silikli parabol diye. Tepe noktası orijine olan. İşte o zaman bizim parabolümüz şöyle bir şey değil mi? Hani A çarpı ne yapmış? 3 birim sağa çekmiş. X eksi 3'ün karesi. Sonra da bir birim yukarı kalkmış. İşte bizim parabolümüz bu arkadaşlar. Parabol fonksiyonunu bulduk. Ondan sonra işte şimdi bunu kullanalım. Mesela x'e 1 verelim. Kaç olsun isteyelim? 2 olsun isteyelim. 2 eşittir. A çarpı 4 artı 1 yaptı. 1 A buradan ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 4 yapar ve fonksiyonumuz ortaya çıktı. Yani 1 bölü 4 x eksi 3'ün karesi artı 1. Peki bu vatandaş bizden ne istiyor? B noktasının ordinatını şöyle yapınca siz göreceksiniz zannedersem. Yani y ekseni kestiği noktayı e, onu da nasıl buluruz? x'e 0 vererek buluruz galiba. x'e 0 verdik ne oldu? 1 bölü 4 çarpı 9 artı 1'den 9 bölü 4 bir daha 13 bölü 4 yapar. İlk sorumuzun cevabı arkadaşlar. Yani B noktasının ordinatı kaçmış? 13 bölü 4'müş. Kocaman burada alan bırakmışlar. Ben bu tarafa çözmek zorunda kaldım. Çünkü şekli böyle 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 yapmak zorunda kalacaktım. Yapmadım. Neyse. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bir tane bize parabol vermiş. Bu parabolü kesmiş. Belli parçalarını vermiş. İşte mesela demiş ki y ekseni kestiği nokta. Hop hemen kafam çalışıyor benim. Y ekseni kestiği nokta her zaman sabitleridir nokta net. Bak şimdi parabolün kolları da aşağı bakıyor. Nereden anladın hocam? Başka sayısı negatif. Bak bir noktası da ne bu? 2. Yani bu nokta aslında bizim kökümüzdür. Çünkü x ekseni kestiği noktadır. O zaman biz fonksiyonu 2 yazdığımız zaman ne olacaktır? 0 olacaktır. Yani f2 eşittir 0'dır. E o zaman bunu sağlatalım şimdi. 2 verdik eksi 4. 2 verdik 2b artı c. Ne yaptı? c dediğim şey 2 zaten. 2 eşittir 0. 2b o zaman ne yapar? Öbür tarafa attık. Eksi 2, 2. B'si de kaç gelir arkadaşlar? 1 gelir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü derken sağ tarafa geçiyormuşuz. Geldik sağ tarafa. Bir parabol vermiş. Tamam. Bir tane de doğru vermiş. Kesin eşitleyeceğiz. Tamam mı? Kesim noktaları. Bak ben sürekli şunu söylüyorum size. Parabolle doğrunun şu noktaları kesim noktalarıdır. Ben bu fonksiyonları eşitlersem 2x artı b'de buradaki reel kök demek tamam mı? Buradaki kesişen nokta demektir. Kesişen noktadır. Aynı kapıya çıkar. Buradaki kesişen noktalar buradaki reel kökler. Ha, fonksiyonla yani parabol fonksiyonuyla bir tane doğrunun denklemini eşitledi birbirine ya da iki parabol eşitledi. Oradan çıkan kökler demek senin grafikte kesişen noktalarının apsisleri demektir. Nokta net. Bak şimdi Tamam mı? Peki bize ne soruyor? Şunları sildim şimdi. Tamam mı? Şuraları da temizleyelim. A ve B noktaları. Tamam. Bunun kökleri yani. A ve B noktaların orta noktasının apsisini soruyor. Şimdi hepsini sola at güzel kardeşim. X kare eksi 6X eksi A eksi B eşittir 0. Şimdi sen bunu çarpanlara ayıramıyorsun. Değil mi? Ayıramıyorsun. Ama ne biliyorsun? Hocam bunun X1 bunun X2 olduğunu. Mesela bu denkleme bakarak ben X1 artı X2'nin eksi B bölü A'dan 6 olduğunu Burası da orta noktaysa Toplamının yarısından absisin 3 olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Zaten neyi soruyor? Absisin soruyor. Ordinatını sorsa yapar mıydım? Yapamazdım. Niye? Çünkü bu noktaya gideceğim buna yazacağım ama B'yi bilmiyorum. Burada B'yi kalacaktı zaten bana apsisini sormuştu. O zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? 3 gelir diyebiliriz. Şimdi geldik 4'e. Ayrıca dik koordinatlı düzleminde o güzel ben bunu söylüyorum. Parabol içinde kenarında kuytusunda köşesinde tamam mı? Bir tane çokgen verdiyse bak soruda olduğu gibi. İki tane temel kullanacağın şey var. Bir nokta eğriyi sağlar. Bir de simetri ekseni güzel kardeşim. Canım cananım bunlar benim tamam mı? Bu simetri ekseni çok kıymetlidir. Çek simetri eksenini. ama işine yarasın ama işine yaramasın. Bak ben uzaktan gördüm hemen gelişine vurdum gol oldu. Tamam mı? Bunlar kesin eşittir. Nokta net. Şimdi bizim parabolümüz bu mu? Evet. Peki ben bu parabolü çarpanlara ayırabilir miyim? Evet. X eksi 4 X artı 1 diye. O zaman bunun bir kökü eksi 1 birisi de 4. Tamam. Şimdi mesela burası orta nokta. Okey. Şimdi burası eksi 4. Ne istiyor? Bunun alanını istiyor değil mi? Şimdi parabol simetrik. O simetri eksini simetrik olarak bölüyor. Bak şimdi şöyle bir şey diyebilirim. Burası 1 ya. Burası da 1 kardeşim. O zaman burası 3. Hop bulduk bile. Burası 3. Burası 4. Vurdum gol oldu. 12 birim kare. Daha millet daha başka şeyler yaparken de ben çözdüm onu. Anlaştık. Yani şurası ile şurası eşittir. Çünkü simetri ekseninden eşit miktarlarda geliyorum. Ya peki hocam onlar simetri ekseni değil ki. Ama şöyle. Eksi 1 ile 4 simetri ekseninden eşit uzakta olan noktalar ya. Onlardan da eşit miktarlarda uzaklaşırsam. Aynı mantıkla simetri ekseninin tarafına ya da zıt tarafına. O zaman onların da ne olacaktır? Görüntüleri aynı kalacaktır diyebiliriz. Bu da kaç? Dördüncü sorumuzun çözümüydü. Çok temiz çözdük değil mi? Evet bence de. Şimdi parabolü doğrusundan ayırdığı kirişin uzunluğu. Yani sana diyor ki bir tane parabol var bir tane doğru var. Ayırdığı kiriş burası diyor. Gel sen bana diyor ki buradaki kesişen nokta arası uzaklığı bul diyor. Türkçesi o. O zaman biz ne yapıyoruz? Bunları hemen birbirine eşitliyoruz güzel kardeşim. 2x'i de sola çektik. Ne oldu? X kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Çarpanlar ayrılıyor mu? X eksi 2, x eksi 1 diye ayrılıyor. O zaman buradan iki tane kök geldi. Biri 1, bir, biri 2. Şimdi burası 1 olsun. Sallıyorum. Burası da 2 olsun. Ama bana yetmez. Niye? Çünkü iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağım ya. Bana ordinatları da lazım bu noktaların. Şimdi o noktaların bana ordinatları da lazım. Şu noktayla şu noktanın. E nerede onlar? Parabolde de olur, doğruda da olur. Ters söyledim ama olsun. Parabolde de olur, doğruda da olur. Hangisi kolayına gidiyorsa tabii ki sağdaki. Değil mi? 2 yazınca 4, 1 yazınca 2. O zaman bu vatanda senden ne istiyor? 1'e 2 noktası ile 2'ye 4 noktası arasındaki uzaklığı istiyor diyebiliriz. O zaman bunu üçgenle hallediyorduk galiba. Şu x arasındaki mesafe kaç birim? 1 bir birim. Şu ikisi arasındaki mesafe kaç birim? 2 birim. O zaman bu ikisi arasındaki mesafe de kök 5 birimdir. O zaman bunun uzunluğu da yani bu, kö, kirişin uzunluğu da nedir? Kök 5'tir diyebiliriz. Hadi bakalım gençler devam ediyoruz. 6. sorumuzdayız. Aşağı dik koordinat üzerinde verilen parabolün denklemi bu şekilde verilmiş. Tamam. Bu bir kare mi? Evet kare. Tamam süper. Şimdi y eşittir 1 bölü 4x kare. Okey bu x kare bölü 4 yani bir öyle yazmış bir böyle yazmış bir farkı yok aynı şey aslında. Bir köşesi orijinde tamam a ve c köşeleri parabol üzerinde o zaman diğeri de burada. Şimdi baktığınız zaman şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar şunu şuradan birleştirdiğiniz zaman e köşegenler birbirine diktir o zaman bu tam böyle ortaladı. Değil mi? Şimdi bize neyi soruyor b noktasının ordinatı yani bunu soruyor. Tamam başka bir bilgimiz var mı yok. Şu mesela nokta kaça kaç noktası? Mesela buradan tüyoyu alacağız şimdi. Şimdi şurası A olursa şurası da A. Köşegenler birbirine ortalardı ve diklerdi. O zaman A noktası A'ya A noktası. Buna yazarsak da sağlar. O zaman A eşittir A kare bölü 4. O zaman bir tane A'yı götürsek A eşittir 4 geldi. Değil mi? Yani burası 4 oldu. Eksi 4 de olabilir mi? Olur. Niye olmasın? O zaman ben buradakini söyleyeceğim. Eksi A'ya A diyeceğim bu sefer. O da bu taraftaki de bu sefer 4 olacak. Yani burası 4, burası 4, burası 4, burası 4. O zaman B noktasının ordinatı kaç gelir canım benim? 8 gelir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Geldik 7'ye. Parabolü ye bir doğrusuna teğet. Bak şimdi. Bu bir parabol. Parabol bir sürü doğruya teğet olabilir. Ama bak bu doğru ekstrem bir doğru. Bu parabol, pardon bu doğru y eşittir 1 doğrusu. Canım benim o y eşittir 1 doğrusunu düşün bir bakayım ne? Şu değil mi? Evet. O babuş süper adam bana demiş ki bu parabol sadece nerede teğet olabilir geçtir bir dostuna? Tepe noktası da teğet olabilir. O zaman benim parabolüm kolları da yukarı bakıyor zaten. Böyle bir şey. Şimdi bak bu soruyu ben iki yolla çözebilirim. Bir böyle çözerim. Şimdi derim ki bunun tepe noktasını bulurum. Tepe noktasını biliyor muyum? Eksi b bölü 2a. Yani 2a artı 2 bölü 2. Yani ne yaptı? a artı 1 yaptı. Demek ki buna, burası a artı 1'miş. Burası da kaçmış? 1'miş. O zaman fonksiyona a artı 1 yazınca 1 gelecek. Yani a artı 1'in karesi. Eksi. Şimdi biz ne yapacağız? X yerine a artı 1 yazacağız. Şurayı eksi 2 parantezine alalım mı? O zaman a artı 1 çarpı x yerine de bir a artı 1 yazalım. A artı 1'in karesi olsun. Artı a kare eşittir 1 yapacak. Şimdi ne oldu? A kare eksi a artı 1'in karesi eşittir 1 oldu. Şurayı açınca buradan bir kere a kare artı 2a artı 1 ama eksisini dağıttığınızda şununla birbirini götürecek. Eksi 2a eksi 1 eşittir 1. Eksi 2a eşittir 2. a hasta kaç geldi canım benim? Eksi 1 geldi diyebiliriz. Böyle çözebiliriz. Tamam. Olur mu? Peki başka nasıl çözebiliriz? Hemen. Dinleyen hemen yorumlara yazsın. Tamam mı? Şöyle. Bak benim ders notumda da ben bunun aynısını kendi kampımda da birebir aynısı neredeyse kamp videomun içinde de var böyle bir soru. Ben şöyle bir artistik yapsam. Hocam ben fonksiyon biliyorum. O zaman bu parabolü bir birim aşağı ötelesem bu parabol cuk diye x eksenine oturur mu? 10 numara 500. Oturur tabii niye oturmasın? O zaman bak buraları sildim şimdi. Hiçbir şey kalmadı ortada. Böyle bir şey oldu. Cuk dedik parabol nereye oturdu? X eksenine oturdu. Doğru mu? Peki oturduğu noktanın apsisi ne? A artı 1 mi? O zaman bu bizim için x eksi a eksi 1'in karesidir. Al sana parabol bu. Nasıl yani? Vallahi bu. Şimdi hatta şöyle yapayım. Eksi parantezine şöyle yapayım. O zaman ne oldu? x kare eksi 2 tane a artı 1 x artı a artı 1'in karesi yapsın. A artı 1'in karesi eşittir. A kare gelecek. A kareler gitti. Değil mi? 2A artı 1 eşittir sıfırdan. A'sı kaç geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Yanlış yaptık mı? Bence yanlış yaptık. Çünkü A kare değildi orası. Ne olacaktı? A kare eksi 1 olacaktı. Ya gol yiyorduk. Aman. Kimse duymasın. 2A o zaman kaç yaptı? Eksi 2. A'sı kaç geldi? Eksi 1. Olur mu? Olur olur olur. Çok güzel olur. Bak bir tane daha çözeyim hadi. Başka yolu daha çözeyim. He, madem bunu böyle oturttuk ya hocam delta eşittir sıfır. Yapıştır gelsin. Ama bir birim aşağı indir. Ondan sonra delta eşittir sıfır. Bir önceki gibi, gibi gol yemeye çalışma. Tamam mı? Yani eksi 2a eksi 2'nin karesi b kare eksi 4 tane a kare eksi 1 eşittir sıfır. 4 a kare artı 8 a artı 4 eksi 4 a kare. Hop fazla da oldu. Eksi 4 a kare artı 4 eşittir sıfır. Bu daha temiz geldi galiba. 8 a eşittir eksi 8 a eşittir eksi 1. Daha ne yapayım babacığım? sana 3 tane yolda çözdüm ya. El ve bir tanesini tutucundan götür. Tamam mı? Ama bu son yaptığım bir birim aşağı durmak. Fonksiyonu kullanıyorsun demektir. Çok da güzeldir. Geldik 8'e. Parabolü önce x eksenine göre yansıtılıyor. x eksenine göre yansıtılıyorsa bu form, parabol o zaman aşağı düşürülüyor. Değil mi? Yani bizim parabolimiz zaten şey değil mi ya? x artı 1'in karesi değil mi? Yani şu değil mi? Bir birim aşağı... o şunu, bu kötü oldu burada yapalım. Şu değil mi? O zaman şu olacak. Ya bir şey değişmeyecek de önüne bir tane eksi açacağız. Şu oldu. Tamam. X eksenin yansıması alınıyor. Daha sonra yatay eksen boyunca. Yatay. 3 birim sola. 3 birim daha sola öteleyince bu X artı 4 oldu ya. Eee güzel gidiyoruz. Sonra 3 eksen boyunca da 9 birim yukarı. Bir de 9 yanına ekleyelim. Yeni bir Gx fonksiyonu oluyor. Aha bu Gx fonksiyonu. O zaman G0 soruyor. G0'a bakalım o zaman ne geliyormuş. 0, 4, eksi 16 artı 9'dan eksi 7 gelir diyebiliriz. Şuradan kopya çekelim. Doğru mu? Aynen. Peki bakalım. Hadi bakalım. Son iki sorumuz. 9 ve 10. Bir tane parabol vermiş, bir tane doğru vermiş ama doğruyu tarif etmemiş olsa bile doğrunun eğim açısını vermiş. Doğruyu ben mx artı n diye yazan bir adamım. O zaman eğim burada eksi 1'dir. Y eşittir eksi x dedim. Tamam mı? Peki bu arkadaşla da bu arkadaş birbirine teğet mi? Teğet. O zaman ben ne yapıyorum? Gidiyorum x kare artı 5 x ile eksi x artı n e eşitliyorum. x kare artı 6 x artı n eşittir 0 yapıyor. Ve burası bir tam kare geliyor. Neden? Çünkü deltası 0 olacak. Ben delta 0 olduğu zaman tam kare diye düşünüyorum. Bak bak n 9'dur. x artı 3'ün karesi. n 9 geldi. Burası 9 oldu. A noktasının hapsisi zaten güzel kardeşim burada şurada ne buldun sen biliyor musun? X artı 3'ün karesi eşittir 0 buldun ya. Ha bu kök değil mi? Ha bu kök işte burası. Eksi 3. Sen buldun işte onu. Anladın mı? Anlaştık. Geldik son sorumuza. F birebir ve bir örten bir fonksiyon. E, G buymuş. F buymuş. Peki. Gx de demiş. Fx artı 2 eksi 1 demiş. Hmm. Şimdi o zaman biz bu fonksiyonu ne yapıyoruz? 2 birim sola öteliyoruz. Şimdi 2 yalnız bu f birebir ve örten. Şimdi f birebir ve örtense şöyle bir önce bir şurayı yapalım. Eksi 2, 5 aralığından diyelim. Görüntü de 1 ile 8 arasında olsun. Şurası 1 olsun. Tamam mı? Şurası da 8 olsun. Şöyle bir şey. Peki benden ne istiyor? Bu fonksiyonu 2 birim sola ötelememi istiyor. 2 birim sonra öteyince burası eksi 4 olacak. Burası 3 olacak. Ama başka hiçbir şey değişmeyecek. Değişmez olur mu? Şurada kestiği nokta değişecek ama. Hani şu değer ile şu değer değişmeyecek. Daha sonra ne yapıyor güzel kardeşim? Bu fonksiyon bir birim aşağı indiriyor. Şimdi bir birim aşağı indirdiğinde o zaman görüntüsü ne oluyor? Sıfıra düşüyor. Burası sıfır oluyor. Burası 8'di 7 oluyor. O zaman içlerinde zaten sıfır. Bu arada bu sıfır çok komik oldu orada değil mi? Aslında şöyle bir şey oluyor. Şu şuraya gelmiş oluyor. Tabi şöyle oldu. X4 3 oldu. O zaman tanım kümesi X4 3 kapalı aralığı. Biz her ihtimale karşı yazalım. Yani öğrenme aşamasındayız. Öğreniyoruz. Yazalım. Sonra bunların hepsini çarptığın zaman da ne gelecektir arkadaşlar? Sıfır gelecektir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi de cevaplar neydi? Hani bir iç rahatlatma sizin yaptığınız taktikle bir iç rahatlatma, altta bir cevaba bakma yapalım. Ve böylece 189 ve 190. sayfalardaki borcumu da ödemiş oluyorum. Ve böylece fasikülü tamamlıyoruz arkadaşlar. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Kanalda her zaman sizinle beraberim. Yine aynı şekilde kamplarımızda devam edecek. Videolarımızla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.